Özel bir uçuş okulu düşünün. Aynı hava yollarına pilot yetiştirir gibi bir ülkenin hava kuvvetine veya kara havacılığı için pilot yetiştirebilir mi? Bu işler nasıl oluyor? Dünyada bu konuyla ilgili bir çalışma var mı? İşte bu videomuzda özel şirketlerin sahip olduğu askeri uçuş okullarını inceleyeceğiz. Geçtiğimiz gün Yunanistan ve İsrail önemli bir anlaşmaya imza attı. Yaklaşık 3 ay önce ben konuyla ilgili videoyu hazırlamıştım. Burada sizin ekranınızın sol üstüne bu videonun linkini bırakıyorum. Sonuçta bu pazarlıklar tamamlandı ve Yunan Hava Kuvvetleri için 20 yıl boyunca İsrail pilot yetiştirecek. İsrail merkezli Elbit şirketi koordinasyonunda Yunanistan'da özel bir üste yeni bir uçuş eğitim organizasyonu kurulacak. Peki bu organizasyonda pilotlar nasıl eğitilecek? Hangi uçaklar alacak? Önce isterseniz bu sisteme bir bakalım, neler nasıl yapılıyor, birlikte görelim. Son yıllarda yeni bir konsept giderek yayılmaya başlıyor. Bunların başına da İngiliz Kraliyet Ordusu'nun döner kanat pilot yetiştirmesiyle başlandı. İngiliz kara havacılar özel şirketlerde eğitim görerek pilot lisansı almaya başladı. Bunu Avustralya, sonrasında İtalya ve arkasından da İsrail izlemeye başladı. Burada amaç hava araçlarının özel şirketler tarafından satın alınması, yani finansmanının yapılması, arkasından da bakım ve operasyonun yine özel şirketler tarafından yapılıp kaynakların daha verimli kullanılmak istenmesi. Genel olarak konsepte askeri bir pilot adayı var, ilgili birlik, işte hava kuvvetleri mi, kara havacılık mı, deniz kuvvetleri mi, öğretmen pilotu getiriyor. Öğretmen ve öğrenci bir araya geliyor. Kendi uçuş eğitim programlarını izleyerek uçuş eğitimini gerçekleştiriyor. Ama burada verilen uçak özel şirkete ait. Bazen de bu uçakların kolay işletilmesini sağlamak için sivil tescilli uçaklar haline getiriliyor. Yani bir bakıyorsunuz, normalde işte İtalyanların tasarladığı M346 tipi jet eğitim uçağı sivil tescilde, aynı bir sivil uçak niteliklerinde uçuyor. Bunun yapılma nedeni bu uçağın bakım organizasyon şemasında sivil teknisyenlerin görev yapabilmesi, daha etkin bir kullanım için Sivil Havacılık Otoritesi'nin denetimlerine tabi olması. Yani anlaşmada örneğin X bir kuvvet diyor ki benim yarın 5 sorti eğitim uçağı planlamam var. Yarın için bana 5 tane eğitim uçağı lazım. Bir de yedek uçak koyacaksınız, 6 uçak. Şimdi bu tür isterler genellikle askeri yapılar içerisinde personel eksikliği olabilir, yedek parça zamanında alınmayabilir veya bakımlar zamanında tamamlanamayabilir ve istenilen sayıda uçak genellikle filolara verilemeyebiliyor. Yani 5 uçak yerine 4 uçak, 3 uçak, 2 uçak çıkıyor. Ve böylelikle eğitim süreçleri geri kalmaya, uzamaya başlıyor. İşte bunun önüne geçebilmek için, maliyetleri kontrol edebilmek için genellikle bu tür sistemlere savunma ve havacılık şirketlerinin sahip olduğu bir yapı giriyor. Şimdi Yunanistan ve İsrail niye anlaşma yaptı? Biraz da bunun finansman tarafına bakalım. Yunan Hava Kuvvetleri'nde normal bizim hava kuvvetleri gibi pilot adayları T-41 olarak adlandırılan pervaneli Cessna'nın imalatı bir uçakla başlıyorlar. Arkasından uçuş eğitimlerinde daha yüksek performanslı T6 Texan 2'ler de devam ediyorlar. T6 Texan 2'ler turboprop motorlu yüksek performanslı ama pervaneli uçaklar. Eğitimin son aşamasını ise T2 Buckeye olarak adlandırılan jet motorlu uçaklar da son eğitimi alıyorlar. T2'ler çok demode olmuş vaziyette ve uzun yıllar önce Amerikan donanması bu uçakları kullanıyordu. Epey bir süre önce emekli etti ama Yunanlar finansman sıkıntısı nedeniyle yeni uçak alamadılar. Mesela Türk Hava Kuvvetleri bu aşamayı T-38 uçaklarıyla yapıyor. T-38'ler T2'lere göre çok daha yüksek performanslı uçaklar ve bu uçaklar modernize edilerek glass cockpit, yani tüm uçuş verilerinin ekrandan takip edildiği, pilotların aynı zamanda F-5'ler yerine harbe hazırlığı bu uçakta gördüğü bir yapı haline getirildi. Yani uçaklar da pilotlar sanal olarak dogfight yapıyorlar, bomba atabiliyorlar gibi birçok taktiği bu uçakta görüyorlar.
Türkiye bunun da üzerine bir planlama yaptı. Çünkü T-38M olarak adlandırılan modernize edilmiş uçaklar bir süre sonra emekli olacak. Yerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından tasarlanması ve çalışmaları devam eden Hürjet uçakları alacak. Şimdi Yunanistan'ın önünde iki seçenek vardı. Ya T-2'ler yerine yeni bir jet eğitim uçağı alacaktı. İşte adaylardan biri İtalyanların M-346'sı, işte Polonya, İsrail, Singapur seçti bu uçağı. Bir başka alternatif Korelilerin yaptığı T-50. Bu gibi çalışmalar devam ederken Yunanistan daha düşük maliyetli bir modeli seçti. Bu modelde İsrail'in Elbit şirketiyle bir işbirliği yapıldı. Mevcut uçakları Elbit kendi satın alacak İtalya'dan. Yunanistan'da Yunan Hava Kuvvetleri'nin belirlediği bir üsse koyacak. Bu arada Yunan Hava Kuvvetleri'nin elindeki T-6 uçaklarını da kendi envanterine alacak. Ve bu uçakların tüm bakım işletmesi Elbit tarafından yapılacak. Yunan Hava Kuvvetleri kendi uçuş programını burada uygularken öğretmen pilot, öğrenci Yunan Hava Kuvvetleri'nden uçak Elbit'ten verilecek. Ve bunun karşılığında da 1 milyar 650 milyon dolar alacak. Yıla böldüğünüz zaman da yaklaşık nereden baksanız 90 milyon dolara yakın bir para çıkıyor. Çok ciddi bir para. Ve tabii ki bu para karşılığında işte o uçakların yakıtları, bakımları ve finansmanları dahil olacak. Şimdi bu yapıyla ilgili bir organizasyon yapısı zaman zaman dünyada farklı yerlerde kuruluyor. Örneğin hava kuvvetleriniz küçük, uçak sayınız az. Bir bakım üzerine bir eğitim organizasyonu kurmak için çok para harcamak istemiyorsunuz. Bazı ülkelerde gidiyor, ne yapıyorlar? İşte Kanada'da, Amerika'da, Rusya'da gibi böyle farklı merkezlerdeki uçuş eğitim organizasyonlarına parasını öderek pilotlarını yolluyorlar. Ve bu aynı zamanda da çok ciddi bir gelir kaynağı ülkeler açısından. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri 15 Temmuz darbe girişiminden önce bu organizasyonla ilgili bazı çalışmaları vardı. Hatta TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Hür Kuşları alarak bir organizasyon yapısını Çiğli'de kurmak istiyordu. Fakat tabii Fethullahçı terör örgütü konusundaki yapılanmaların özellikle hava kuvvetlerinde çok yoğun olması, bu pilotların Çiğli'yi ele geçirmesi ve birçok FETÖ mensubunu pilot yapmalarıyla birlikte pilot olduğu zaman hava kuvvetlerinde terfi etme ve ilerleme şansı yüksek. Böyle bir terör yapılanması içerisinde 15 Temmuz sonrasında çok ciddi bir temizlik operasyonu yapıldı. Çok sayıda pilot atıldı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Ve bu aradaki boşluğu kapamak üzere hava yollarında görev yapan 400'e yakın pilot kanun hükmünde kararnameyle geri çağrıldı. Bu pilotların da önemli bir kısmı Çiğli'de görev yapmaya başladı. İşte Çiğli'de bir bakıyorsunuz yarvay albay rütbesinde çok sayıda öğretmen pilot var. Çok tecrübeli pilotlar bunlar. Onların yetiştirdiği öğrencilerle yapı yeniden kurulmaya başlanıyor. Şimdi tabii Türkiye'nin ihtiyacı olan pilot sayısı konusunda çok hızlı bir eğitim var. Ve bu konudaki açık yavaş yavaş kapanmakta. Zaten bu eldeki 400 tecrübeli pilot da bu kapanma açısından çok önemli bir faktör. İlerleyen yıllarda belki TUSAŞ'ın organizasyonunda benzer bir yapı kurulabilir. Öğretmenleri Türk Hava Kuvvetleri, öğrencileri zaten Türk Hava Kuvvetleri'nden gelir. Bakım işletmesi TUSAŞ'ın bünyesinde olmak şartıyla belki Hürkuş'ta, belki Hürjet'te bu tür eğitim çalışmaları yapılarak bir merkez haline, daha büyük bir merkez haline gelebilir. Bunlarla birlikte Türkiye dost ve kardeş ülkelerle pilotaj konusunda işbirliği yaparak pilotların Türkiye'de eğitimleriyle ilgili de bir adım atabilir. Malum askeri konularda en büyük gelir kaynaklarından biri iyi eğitim vermek. İyi eğitim verebilmeniz için altyapınızın iyi olması lazım. Bunlarla birlikte işte uçuş eğitimi için uçaklarınızın iyi olması lazım. İyi öğretmen pilotlara ihtiyacınız var. Bu yapıyı kurduğunuz zaman ve tabii ki kapasite fazlanız varsa öncelikli olarak kendinize yetiştireceksiniz. Arkasından dost ülkelerle böyle bir işbirliği yapabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Yunanistan'la ilgili sorulan sorularla birlikte toparlayıp videonun sonuna gelirsek, burada anlaşma temel pilotaj eğitimini kapsıyor. Yani buradan mezun olan pilotlar daha sonra harbi hazırlıklarında bir kısmını görecekler bu temel eğitimde. Arkasından işte F-16'da mı görev yapacak, Mirage 2000'de mi, Rafale uçaklarında mı? Buraya yönlendirildikten sonra
filolara giderek orada tip eğitimlerini veya öncesinde bir temel eğitim alıp örneğin F-16 temel eğitimi, Miraç temel eğitimi veya Rafal temel eğitimi filolara da alarak burada görevlerine başlayacaklar. Şu anda bu program içerisinde herhangi bir İsrailli öğretmen pilotun verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama sonuçta Yunanistan bu adımla İsrail'i hem yanına çekmek istiyor. Çünkü 1.650 milyar dolarlık çok ciddi bir anlaşma bu. Bölgede bir yandan İsrail'i yanına çekmek istiyor. İsrail'le özellikle son yıllarda artan tatbikatlar var. İsrail uçakları bölgeye gidiyor. Buralarda tatbikatlar yapıyorlar. Yunanistan özellikle Türkiye'nin bu Anadolu Kartalı'ndaki durumundan epey bir ülkeyi kendi tarafına çekmiş durumda. Tabi bunda diplomatik, bölgesel hareketler, adımlar da önemli. Suudi Arabistan çok sayıda uçağıyla zaman zaman gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır bölgede epey bir tatbikatı Yunanlarla yapan ülkeler arasında yer alıyor. Yunanistan bu adımlarla askeri uçuş eğitimi konusunda İsrail'le bir işbirliği içerisinde. Bakalım sonuçlar nasıl olacak, nasıl bir verim alacak? Açıkçası ben de gelişmeleri merak ediyorum. Bugünkü videomuzda güncel bir gelişme. Yunanistan ve İsrail'in yaptığı eğitim anlaşmasını anlatmaya çalıştım size dilim döndüğünce. Daha önceden de bir video yapmıştık ama bu soru çok soruldu. Tekrar size iletmek istedim. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Detaylı savunma havacılık haberlerini tolgaozbek.com sitesinden takip edebilirsiniz. İşbirlikleriniz için bize info@tolgaozbek.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.